hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi karşınızdaki motorda saç köklerinin sınıflandırılması soldan sağa doğru 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li şeklinde bir grafikle sembolize edilecek. Oradan takip edebilirsiniz. Bu robot toplam donör kapasitenizi, saç kalınlığınızı, saç yoğunluğunuzun hesabını ve ekip planınızın ortaya konulmasında işe yarıyor. Zaten operasyon odasına girdiğiniz zaman duvarda resimleriniz üzerinde hem manuel ölçüm sonuçlarınız hem robot ölçüm sonuçlarınız yer alıyor olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Karşınızda renklerle sembolize ediyor zaten. Dediğimiz o aplikasyon. Evet. Burada ne yapıyoruz? Burada biraz evvel çekilen fotoğraflar var ya. Evet. Onları tek tek bir de gözden sayıyoruz. Şimdi buradaki sayımlarla bizim benim manuel yaptığım sayımları, hair counter'ı, bu aplikasyon da benim geliştirdiğim bir aplikasyon. Evet. Keyboard gibi. Üçünü kıyaslayacağız. Ona göre bir ekstraksiyon planı yapacağız sizde. Şimdi frontline sizin için sizi odaya alıyorum. Buyurun geçelim isterseniz. Bu sayımlar bittikten sonra da hepsini meç edip karşılaştırıp bir ekstraksiyon planı yapacağız. Evet.